Bu Darwinizmi bilimsel delillerle ortadan kaldıran biz olduk değil mi? Evet. Tabii. Homoseksüelliğe karşı net tavır koyan biziz. İngiliz derin devletini deşifre eden, İngiliz derin devletini rezil kepaze eden biziz. Mevleviliğin yanlış yönlerini ortaya koyan biz olduk. Allah'a malını ve canını tamamen adayarak İslam için hizmet etmenin önemini bize anlattık. Mehdiyet hadislerini ispatlarıyla anlatan İslam tarihinde bizden başka yok. İsa Mesih'i aşkla bekleyen, anlatan, bizden başka bu kadar kapsamlı anlatan yok. İslam birliği olur mu? Allah izin verir mi diyen ümitsizlere rağmen İslam birliğinin olacağını ve olmak üzere olduğunu ispatlayan anlatan da biz olduk. Kadınlara bu kadar değer veren başka bir grup, başka bir topluluk ben hatırlamıyorum. Diğer camiaların birçoğunun toplantılarında kadınlar ya arka masalarda ya yan odalarda ya da sadece hizmet eden konumundalar. Ama bizde kadın hep ön planda ve en üstün. Bağnazlığın açmazlarını ayetleri ve hurafelerdeki çelişkileri itiraz edemeyecekleri şekilde ispat eden yine biz olduk. Mesela başörtüsü hadisindeki çelişki 1000 yıldan beri anlaşılamamış. Yani akıl almaz bir skandal var mesela o konuda. Onu ortaya çıkarttık. Kur'an'dan asla taviz vermemeyi, menfaatleriyle en küçük bir çatışma olduğunda dinden vazgeçen insanlar var. Ya menfaatlerine uygun hurafeler ortaya çıkıyorlar. Ama İslam'dan Kur'an'ın asla taviz vermedik. İslam'ın dünyaya hakim olacağını hep müjdeledik. Diğer birçok camianın giremediği yerlere İslam'ı tebliğ ettik. Mason localarına, tapınakçılara, Pentagon'a, plajları, kulüplere, eğlence mekanlarına, sosyetenin bulunduğu her yere İslam'ı götürdük. Müslümanları gettolardan çıkarmak, dünyaya geniş bakmalarına vesile olmak konusunda çok güzel gayretlerimiz oldu. Televizyona hiç reklam almamak, hiçbir kitaptan telif almamak, Allah için İslam'ı tebliğ etmede hiç ücret almamak sadece bize mahsus bir özellik oldu. Ücret karşılığı tebliğ yapmanın haram olduğunu anlatan da biz olduk. Kur'an'ın açık hükmü. Müzik, dans, dekoltenin İslam'a dahil olduğuna, haram olmadığını anlatan da biz olduk. Atatürk'ün, rahmetlinin dindar olduğunu belgeleriyle ortaya koyan biz olduk. İslam aleyhinde bir haber, yazı, olay ve etiket olduğunda anında hem fikri karşılık hem de hukuki karşılık veren biz olduk. Özentilik ve entellik uslubunun yanlışlığını ortaya koyan biz olduk. Allah'ın rızasından başka hiçbir şey beklemeden yaşamanın önemini anlattık. Yani mesela adam evinin peşinde, işinin, arabasının, tatilin peşinde. Sadece Allah'ın rızasının önemli olduğunu anlatan yine biz olduk. Adamlık dinini deşifre etmeyi en esas şekilde icra ettik. Hüzün ve romantizmin İslam'da yeri olmadığını anlattık ve makul delillerle ortaya koyduk. Şehitliğin sevinç vesilesi olduğunu anlattık. Yaz kültürünü ortadan kaldırdık. Şu an şehitlerimizi duyan göğsünü ileri alıp sevinçle, gururla bunu anlatıyor. Eskiden ağlıyorlardı. Izdırap ve acı ve ahu enin oluyordu. Askerlerimiz düğüne gidiyoruz. Tabii şu an askerler düğüne gidiyoruz diyorlar. Her gün ısrarla sevgiyi anlatan biziz. Kur'an'ın hayata nasıl geçeceğini göstermek, insanlar Kur'an okusalar da günlük hayata nasıl uygulayacağını bilmiyorlardı. Bunu gösterdik. İman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini sürekli gündemde tuttuk. Muhafazakarların gazeteleri, TV'leri çok geniş imkanları olmasına rağmen neredeyse hiç iman hakikati anlatmıyorlar. Mesela Diyanet de öyle. Ama biz gece gündüz anlatıyoruz. İnsanların imanına vesile olacak çalışmayı en geniş anlamda biz yapıyoruz. Kur'an mucizelerini en kapsamlı anlatan biziz. Her camiadan, her düşünceden insanı bir araya getirmek, dost etmek, arkadaş etmek, iftar sofralarında bir araya getirmek sadece bize mahsus bir şey. İnsanın fıtratına en uygun, en makul, samimi açıklama ve anlatımlarla dini anlatmak yine bize mahsus bir özellik.